Öğrenciler üniversitelerine gelmeye başladı. Bazıları ilk defa geldiği için üniversite ortamına dair düşünceleri daha farklı olabiliyor. Daha büyük beklentilerle gelip birden şoklar geçirebiliyorlar. Veya bazıları da lise gibi bir şey beklerken bambaşka bir şeyle karşılaşınca onun şokunu yaşayabiliyorlar. Normaldir bu. Ama bunun en büyük şokunu da derece yapan öğrencilerin bir kısmı yaşıyor. Boğaziçi'nden bahsediyorum. Malumunuz Boğaziçi'ye girebilmek için belli bir derece yapmanız gerekir. Özellikle bazı bölümlerde Türkiye'nin en iyileri olmanız gerekiyor. Şimdi böyle şartlar bir yere yerleştiğinizde bekliyorsunuz ki size daha iyi bir eğitim imkanları sunulsun. Ama onun yerine karşılaştıkları manzara daracık odalarda 3 katlı ranzaların olduğu yurt odaları. Eğer bu size kötü geliyorsa KYK yurtlarına da geçebiliyorsunuz. Onlar daha da felaket. Ha belki mesela tarih öğrencisisinizdir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki esir kamplarını merak ediyorsanız sizin için güzel bir deneyim olabilir bunlar. Avrupa'daki, Amerika'daki öğrencilerin yurt odalarına baktığımda gerçekten sigara yakıp uzaklara bakası geliyor insanın. Öyle güzel şartlarda öğrencilerini yetiştiriyorlar. Ama bizimkiler sanki öğrenciler özel üniversiteleri veya tarikat yurtlarını tercih etsin diye bir çabası var. Ama asla kesin olarak söylemiyorum bunu. Yani belki bir ihtimal, böyle bir düşünce beliriyor kafamda. Bu olayın birçok faktörü var. Mesela yurtlar yetersiz. Ama maalesef devlet bu konuda bir çaba gösteriyor mu? Hayır. Onun yerine diyor ki piyasa zaten öyle ya da böyle dönüyor. O zaman karışmayayım. Bak ne güzel. Norveç'te bir tane mahkumun tek başına kaldığı odalar. Biz neden 12 tane çocuk yerleştirmiyoruz ki diyorlar. Nasıl olsa bunlarda protesto yapı da yok. Seslerini de çıkartamıyorlar. İyi böyle devam diyorlar. Ya da işte bunun yerine tarikat yurtlarına gidebilirler. Orada bizim can yoldaşımız, tarikatçıklarımız yeni müritler kazanabilir diyorlar. Veya özel üniversiteleri tercih eder. Onlar da zaten bizim kankilerimiz. Malum parti neye elini atarsa o elinde kalır. Eğitim de bunun en başında gelenlerden oldu zaten. Birden oy toplama uğruna dedi ki ben her yere üniversite yapacağım. Alakalı alakasız Türkiye'nin her yerinde üniversite var. Ama gerçekten alakalı alakasız. Ve orada öğrencinin o eğitimi almasına da gerek yok lisans eğitimine. Çünkü zaten o öğrenci orada herhangi bir eğitim de alamıyor doğru dürüst. Sadece işsizliği erteleme teorisi gibi. İşsizliğini erteliyor, hayatını erteliyor. Bir 4 yıl, 5 yıl daha ileriye gidiyor. Onun ötesinde yaptığı herhangi bir şey yok. Halbuki her yere açacağınız bütçeyi belli okullara harcasaydınız şu an belki de eğitim alanında çok ciddi devrimler yaşatabilirdik. Mesela benim üniversite okuduğum zamanda böyle şartlarla karşılaşsak en azından şunu diyebiliyorduk. Ya burada kalacağım, arkadaşlarımla anlaşıp gideyim ev tutayım. Şimdi o imkan da kalmadı. Ev fiyatları uçtu gitti zaten. Kadıköy'de eski yıkık bir 3 artı 1 tutmaya kalkarsanız 30-35 bin lira kirası var. Evi sadece ilk tutma aşaması, boş ev için söylüyorum bunu, 105 bin lira oluyor. Bir kira, bir depozito, bir emlakçı parası 105 bin lira. Ek masraflar 150 bini bulur. 200 bine yaklaşır hatta. Derece yapmış, ülkeyi ileriye taşıyabilecek potansiyelde öğrenciler şu an mahkum hayatı yaşıyor. Bazen soruyorlar işte İstanbul'da yaşanılır mı, okunulur mu? Evet okunulur. İmkanları çok güzel vesaire ama param varsa okunabilecek bir şey. Belli bir şartta yaşıyorsan evet vizyon katar, etkinliği boldur, kalabalık olması gibi, trafik gibi sorunları var ama onları da zamanla alışıyorsun, çözüyorsun. Sonuçta bir mega kentten bahsediyoruz. Ona göre imkanları çok fazla ama şartlar da çok kötüleşti. Yani büyük ihtimalle 18 yaşındaki Yunus İstanbul'a gelmeye kalksa bizimkiler engellerdi. Ne yapıyorsun sen? O kadar masraf yapmaya gerek var mı? Git Eskişehir, İzmir, Ankara falan bir şeyler yaz. Orada takıl derlerdi. Ha yine de içinizi komple de karanlığa bürümemek gerekiyor. Yine şartlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ne yaparsınız? Hafta sonları çalışırsınız. Belki şanslıysanız iyi bir burs yakalarsınız. Teknolojinin getirisiyle birlikte gelir kapıları da açıldı. Ona yönelik işler yapabilirsiniz ve bir şekilde bu yurt batağından kurtulabilirsiniz. Veya en azından kaliteli yurtlara geçebilmiş olursunuz. Tabi bazı özel üniversiteler şöyle imkanlar da sağlıyor. Onları da kovalamanız gerekir. Misal derece yapan bir öğrenciyseniz size maaş gibi burs veriyor. İyi bir yurt odası sağlıyor ve bu sayede 4-5 sene en azından geçim sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gösterilere beklerim. Öpüyorum hepinize.